Hoş geldiniz. Değerli Pertevniyerliler, Pertevniyer Lisesi mezunları, değerli büyüklerimiz, hocalarımız. Bugün de değerli bir konuğumuz var. Sayın Canan Kasım bizlerle olacak. Kendisi 23-27. dönem İstanbul Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı. Merhaba. Merhabalar Canan Hanım. Hoş geldiniz Pertevniyer TV'ye. Nasılsınız? İyi misiniz Asuman Hanım? İyiyiz. Sayın Canan Kalsın, siz de nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar diliyorum bütün Pertemiyel camiasına ve izleyen bütün arkadaşlarımıza. Çok teşekkürler. Biz de siz de açık bir alandasınız. Ne taraftasınız İstanbul'da Canan Hanım? İstanbul'a çok yakınım. Çatalca tarafındayım. Çatalca tarafındasınız. Evet. Merhaba Berk, tabii. Biz bu dönemde şimdi Pertevniyel camiası siyasetten sanat dünyasına, spordan iş dünyasına kadar tanıdığımız, tanımadığımız birçok Pertevniyelli var aslında. Biz de Instagram yayınlarında kendileriyle yayın yapmaya çalışıyoruz. Bugün de sizi davet ettik. Teşekkürler katıldığınız için. Aslında Pertevniyel camiası size çok da yabancı değil. Pertevniyel Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin düzenlediği pilav günlerine katılıyorsunuz değil mi Canan Hanım? Ara ara katılıyoruz, evet. Ne yani. Zaman katıldınız en son pilav gününe? Tabii yoğunsunuz siz de oldukça. Yoğunluk var. Bir de biz arkadaşlarımızla, Pertevniyel Lisesi'nden sınıf arkadaşlarımızla çok sık görüşüyoruz. Biz pilav günlerini senede bir beklemiyoruz. Yaklaşık ayda bir toplanıyoruz. Bu COVID meselesi, COVID süresinin dışında. Bir araya geldiğimiz için herhalde bir 3 sene, 4 sene oldu Pertevniyel'deki pilav gününe katılmamamız. Ama sonuçta bir etkinliğe katılmıştık Ramazan'da. O da çok hani uzak bir zaman değildi. Şimdi siz 1985 mezunusunuz. Evet. 44.563 okul numaranız. Doğru. 85 mezunları bir arada herhalde sık görüşüyorsunuz dediniz. 85 evet. Mezunların daha sık bir araya geldiğini, iyi bir grup oluşturduğunu biliyoruz aslında. Doğru. Her sabah WhatsApp grubundan birbirimize merhaba, iyi günler, günaydın diyerek başlıyoruz. Güzel. Şimdi Canan Hanım, şöyle girelim. Karantina günleri sizde nasıl geçiyor? Siz tabii çok yoğun bir çalışan insansınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevleriniz var. Biraz kadın erkek fırsat eşitliği, kadın üzerine, bilim üzerine, eğitim üzerine de kafa yoran birisiniz. Onları soracağım, onların detayları, nasıl çalışmalar yaptınız, ama sizin korona günleri nasıl geçiyor? Sizde karantina günleri nasıl geçiyor? Açıkçası biz daha önce mecliste 3 hafta ara vermeden çalışmıştık. Korona önlemlerine ve mesafelerine dikkat ederek, maske takarak. İşte takdir edersiniz, kapalı bir ortamda maske takarak sabah 5'lere kadar çalışmak çok kolay bir çalışma değildi. Ama sonuçta çıkarmamız gereken kanunlar vardı ve onları yaptık. Sonraki günlerde hani hafta sonu dışarıya çıkmama yasağı geldiği zaman da, çıkma yasağı geldiği zaman da evimizde geçirdik. Ben ilk defa bir Ramazan'ı 18-19 sene sonra evimde yaptım. İlk defa evimde geçirdiğim bir Ramazan oldu benim için. Açıkçası bütün Ramazanları teşkilatta, mahalle iftarlarında ve seçmenle ve vatandaşlarımızla geçirmiştik. O yüzden evde bir Ramazan'ı geçirmek için de güzel bir tecrübe oldu. İnsanın hem Ramazan'ın uhrevi hayatını birebir yaşaması, yolculuğunu yapması açısından bir vesile oldu. Diğer taraftan okumamız gereken şeyler vardı. Onları okuduk. Diğer taraftan komisyon çalışmalarını yine dijital ortamlarda takip ettik. Ve çalışmalarımızı yaptık. Bir aksamamız olmadı. Gecikmemiz olmadı. Zaten uzmanlarımız da dönüşümlü olarak geldiler. Çalışanlarımız, danışmanlarımız ve sekreterlerimiz de mesailerine bizimle birlikte devam ettiler. Biz bir cam arkasından da olsa birbirimizle irtibatı kesmeden anlayışımızın problemleriyle ilgilenmeye devam ettik. Yani aslında evde de bir şekilde işinizi sürdürdünüz hepimiz gibi. Hepimizlerden de işlerimizi takip ediyoruz. Biraz kendinize, hobilerinize zaman ayırma fırsatınız olmadı ya da hobileriniz var mı, onu da sorsam size. Benim vardı diye başlayayım. Ben açık sporları seviyorum. Siyasete başlayana kadar da profesyonel binicilik yaptım. Ve pati olarak da bir metreye kadar da az da olsa bir dalgıçlık grövem vardı. Ve haftanın 3 günde spor yaparak, işten sonra spor yaparak eve dönen birisiydim. Ama siyaset takdir ederseniz ki 7-24 insanın zamanını alan ve hakikaten bir milletimiz için
vatandaş için problemleri çözmek için çalışırken biraz ikinci planda kalan hobiler oldu. Ama yürüyüşümüzü, sporumuzu kendi evimizde veya dışarıda veya mecliste arı olduğu zaman yapmaya devam ediyoruz. Ama spor bu kadar dar bir alana hapsoldu diyebilirim. Şimdi teşekkürler. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi Pertevniyel Lisesi neredeyse Türkiye'nin en köklü liselerinin başında geliyor. Evet. Şimdi okuduğumuz lise ve lise öğretiminden biraz bahseder misiniz? Siz yaptığınız çalışmalarda daha önce de söyledim. Eğitim meselesi üzerinde çok duruyorsunuz. Kadın erkek fırsat eşitliği, özellikle kadınların eğitime erişimi konusunda çok duruyorsunuz. Bilimin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz. Liselerin de önemli bir yeri var aslında sonraki hayatımıza yatırım yapmada. Birkaç cümle alabilir miyim bununla ilgili? Hakikaten Pertevniyel Lisesi'nin bir ruhu var. Önce insan olmayı, dayanışmayı, yardımlaşmayı öne karan bir lise. Örneklerle anlatmam gerekirse, rahmetli oldu biliyorum, Yurdanur Gökşin hocamız bizi birinci sınıftan alarak, ben ikinci sınıfta katılmıştım Pertevniyel ama üçüncü sınıfa kadar birebir takip edip bütün öğrencilerle ilgilenen birisiydi. Ve biliyorsunuz müdür yardımcıları öğrenciyi birinci sınıftan alıp son sınıfa kadar götürürlerdi. Her sene değişmezdi, birebir yakından takip ederdi. Hani hem özel hayatında hem de lisedeki çalışmalarını takip eder. Başarısında bir düşüş varsa sebebini inceler ve insanı kazanma yoluyla, cezalandırma değil, kazanma yöntemiyle hareket ederdi. Yine biz İngilizce'den maalesef bazı sebeplerden dolayı geride kalmıştık. Serap Hanım, İngilizce hocamız bize 6'dan sonra ücretsiz ders vermişti. Biliyorsunuz Pertevniyel tam gündü. Geçenlerde bir yerde karşılaştık ve kendisine hatırlattığını hatırlamadı. Yani onun için bir oradaki yapılan her şey öğretmen öğrencilere karşı davranışı hesapsızdı. Yine bir şey daha anlatayım. Mesela biz arada sanat tarihi hocamızla birlikte Birsen Hanım'la konuşur, birbirimize film anlatır, espri yapar ama ders başladığı zaman öğrenci öğretmen olmayı da becerebiliyordu o yaşlarda. Yine ders disiplini başlıyordu birebir ama aradaki noktalarda sınıf teneffüslerinde bir araya gelip sohbet eden öğretmen öğrenci ama yakın, saygılı ama ondan sonra da tekrar öğretmen ve öğrenci olabilmeyi o yaşlarda öğrendik. Ve dayanışma vardı. Yine enteresan bir şey anlatayım. Ben siyaset anlamında bir geziyle alakalı, bir çalışmayla ilgili Erzurum'daydım. Erzurum'da bir ara verdiğimizde, bir yemek arasını verdiğimizde Zehra Tutun hocamızla karşılaştık. Aha. Erzurum neresi? İstanbul neresi? Pertevniyel neresi? Ama insanlık bağlamında doğudaki öğrencilere yardım etmek noktasında oraya gelen Zehra Hanım hocamla biz bir araya tesadüfen geldik. Yani istesin bir araya getiremezsiniz, saatleri ayarlayamazsınız, o boyutu oluşturamazsınız. Ama kalpler bir araya geldiği zaman Zehra hocamızı orada öğrencilere yardım etmek üzere başladığı bir çalışma içerisinde bir araya gelebiliyorsunuz ve son derece tesadüfen gerçekleşen bir durumdu. Benim için enteresan, hakikaten bizim hocalarımız, öğretmenlerimiz, insan yetiştirme noktasında çok iyiydi. İlişkilerimiz, yani biz mahalle kültüründen geliyoruz. Açık söyleyeyim, belki de onun bir son nesli olarak devam ettik. Bizde en zengin de vardı, en maddi durumu kötü olan da vardı ama sonuçta sınıfta herkes aynıydı. Ne öğretmenlerin, ne öğrencilerin birbirine karşı davranışları farklı değildi. Yine özel anlamda da söyleyeyim. Bizim arkadaşlıklarımız birebir kardeşlik hukuku üzerindeydi. Bizim sınıfın kızları tanışamazdı. Zaten hani sınıfın bir ahlakı anlamlı kültürü, mahalle kültürü gibi bir şey vardı. Dolayısıyla biz mahalle kültürü içerisinde komşusundan haberdar, arkadaşından haberdar olan, dayanışma içerisinde olan bir sınıf ve okulduk diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel. Aslında öğretmenin eğitim hayatındaki, insan hayatındaki yerinden bahsedecektim. Siz birkaç öğretmenimizden bilgi verdiniz. Aslında öğretmen çok önemli. Yani sağlık sisteminde hekim sistemin başrolünde diyoruz. Eğitim hayatında da öğretmen başrolde. Sizce hocam, değerli hocam, Pertevniyel Lisesi'nde bizi yetiştiren öğretmenlerimiz çok başarılılar. Keza hem eski nesil hem de yeni nesil öğretmenler için söylüyorum. Bir öğretmen, bir çocuğu hayatını sizce nasıl etkiliyor? Türkiye'de çok daha güçlü, çok daha başarılı bilim insanı yetiştirmenin
vesilesidir aslında öğretmenler. Şimdi öğretmenlik okuyan Pertemniyel Lisesi mezunlarımız var. Şu anda aktif öğretmenlik yapan mezunlarımız var. Biraz bahseder misiniz öğretmenlerimizden ve bu vizyondan? Zaten rol modellerdi ve kendilerini branşlarına adamış öğretmenlerdi. Ben bir sanat tarihini okurken, tarihi okurken, edebiyatı öğrenirken, diğer dersleri İngilizceyi öğrenirken hiç sıkıntı yaşamadım. Sabahtan akşama kadar olduğu için hem ikili ilişkilerle birlikte yürüyen, demin anlattığım işte teneffüs arasında bile öğretmenin öğrenciyle birlikte olduğu, öğrenciden kaçmadığı, o arada soru da sorabilirdiniz, dersle ilgili bilgi de alabilirdiniz. Dolayısıyla hem bize yakın mesafede birbirimize olan dayanışmamızı güçlendiren hem de rol modeller olarak yanımızda bulundular. Dolayısıyla biz Pertemniyel'de önce bilimin ortaya çıktığını ama insan kazanmanın da arkadaşların ve dostlukla da birlikte yürüyebildiğini gördük. Bugün onun için Pertemniyeller birbirimizi dışarıda da Pertemniyel Lisesi'nden yetişenler olarak da buluyoruz, arıyoruz ve birbirimize konuşmaya ve iletişimde devam ediyoruz. Bu büyük bir şans. Pertemniyel Lisesi mezunu olmanın ayrıcalığı ve avantajını hem üniversite eğitiminizde hem de işte Türk Dili Edebiyatı okumuşsunuz Marmara Üniversitesi'nde lisenizden sonra iş hayatında bulundunuz. Şimdi de meclistesiniz. Avantajını hissettiniz mi ve verilen eğitimi, verilen eğitimin kalitesini iş hayatınızda, çalışma hayatınızda birebir yansımalarını gördünüz mü? Her yerde dediğim gibi önce hani insan kazanmanın, ekip kurmasının ve dayanışmanın önemini gördük. Biz burada sadece o veya bu değil, hakikaten insan odaklı bir eğitim olduğu için bunu da hem iş hayatımızda, hem siyasette, hem diğer noktalarda Pertemniyel'den yetişmenin o ruhunu da devam ettiğimize inanıyoruz. Çünkü biz 30 yıl sonra bile arkadaşlarımıza başladığımız yerde devam ettirebiliyoruz, birbirimizle ilgilenebiliyoruz. Hakikaten bir arkadaşımız X yerde birisinin bir şeye ihtiyacı var dediğimizde bütün ekibin gönüllü olarak hemen yardımlaşmada veya dayanışmada birbiriyle yarıştığını görüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Bilim tamam güzel, hepimiz belli title'lara, belli şeylere sahip olabiliriz ama önce insan olmamız gerektiğini, insanlık noktasında paylaşmamız gerektiğini inanıyorum. Ben dolayısıyla makamlar bir yerde ama insanlık ve olduğumuz noktalarda çalışarak sorumluluklarını yerine getirmekte, arkasından devam edecek kişileri elinden tutup devam ettirmekte biz farklılık gösterdiğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ben Pertemniyel'den yetişenlerin nerede olursa olsun birbirini desteklediğini, yardımlaştığını görüyorum. Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Sonuçta doktor, politikacı, avukat bütün mesleklere sahip olabiliriz ama bizi burada ortak noktada bir araya getiren hem Pertemniyel ruhu hem de hakikaten bizim aldığımız eğitim, insan odaklı eğitim, kaybetmeye yönelik değil de Pertemniyel'den alınan eğitimler, insanı kazandırma, devamlı ilgilenme, hem psikolojisine hem destek olması hem de başarılı olduğu alanları ortaya çıkarmak anlamında ben çok destek gördüğüme inanıyorum. Şimdi çok güzel dediniz. Tabii ben de buradan insana vurgu yapacağım. İnsan deyince her eşittir. Yani Türkiye'de kadın ve erkek eşitliği var. Keza Türkiye zaten birçok Avrupa ülkesinden önce kadın ve erkeğe eşit haklar tanımış bir ülke. Böyle güçlü bir de bir altyapımız var. Geçmişimiz var ve tarihimiz var. Siz aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın ve erkek fırsat eşitliği komisyonunda başkanısınız. Tabii fırsat eşitliği gelince kadın erkek dışında her vatandaşımız için eğitimde, sağlıkta, bilimde, sosyal hayatta bir fırsat eşitliğine ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Şimdi siz çalışmaları yapıyorsunuz. Önce bir teşhisi koyalım. Türkiye'de gerçekten son yıllarda, son 20-30 yıla baktığımızda kadınlar çok daha aktif iş hayatında. Eğitim konusunda bir takım işte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sosyoekonomik durumlarına göre eğitim görmeyen kız çocuklarımız vardı. Şimdi herhalde hem iş adamlarının her türlü hem Pertemniyel'in hem de Pertemniyel dışındaki birçok insanın kanaat önderini kadınların okuması, kız çocukların eğitime erişmesi için çalışmaları var. Peki TBMM neler yapıyor? Sizler neler yapıyorsunuz bu konuda? Şimdi biz iki tane alt komisyon kurmuştuk. Bunlardan bir tanesi kız çocukları başta olmak üzere kadın kız çocuklarının bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında
yetiştirilmesiyle alakalıydı. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Dijital çağında içerisinde olduğumuz bir dönemde. Çünkü bakıyoruz şu andaki mevcut mesleklerin 10 sene sonra %60'ın olmayacağını, 20 sene sonra %60'ın olmadığı bir döneme geleceğiz. Dolayısıyla biz şimdiki anı önümüzdeki döneme doğru, daha doğru, yıla doğru insanları yetiştirmemiz gerektiği ortada. Özellikle kadınların baktığımız zaman hani kadın erkek fırsat eşitliği noktasında, akademi noktasında %50'lerde, %55'lerde, akademi öğretmenler noktasında istediğimiz noktalarda olduğumuzu ama hala ve hala bazı mesleklerde işte mühendislik denildiği zaman, matematik denildiği zaman kadınların ikinci planda işte mühendis olacağını, öğretmen ol şeklinde yaklaşımların olduğunu bildiğimiz için biz matematik, mühendislik, bilim alanlarında kız çocukları olmak üzere kadınların ön plana çıkacağı bir alt komisyonu oluşturduk. Baktığımız zaman mühendis olmak yerine, baştan alıyorum, mühendis olmak yerine öğretmen olsaydın daha iyi olurdu diyorlar. Dolayısıyla biz özellikle kız çocukları başta olmak üzere mühendislik alanlarında, bilimde ve teknolojide özellikle kadınların bu alanlarda yer edinmesi için bir çalışma başlattık. Ve şu anda da sonuna geldiğimiz bu alt komisyon çalışmasında şunu gördük. Başında da bir mühendis kadın milletvekilimiz var. 26 kişiden oluşuyor, 26 vekilden oluşuyor. Uzmanlarımız da var. Büyük ve kalabalık bir grubuz aslında ve bu noktada da büyük bir çalışmalara da imza atıyoruz. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Ve oradan çıkan sonuçlarla ilgili biz 11. Kalkınma Planı'na internet tabanlı kadınların iş dünyasına katılımı. Örneğin avukatsınız ama çocuğunuzu da büyütmek istiyorsunuz. Evden yarı zamanla çalışabileceğiniz bir sistem. Web taban üzerinden kadınların ürünlerini satabilecek sistemler. Yine kadın başlığı içerisinde 11. Kalkınma Planı'na baktığınız zaman muhteşem şeyler göreceksiniz. Bilim, teknoloji ve bu alanlarda kadınların istihdamını arttıracak önlemlerin alınması dahil olmak üzere. Şimdi biz başladığımız noktalar ilk seçme seçilme haklarının verilmesi ama Türk kadınının siyasette de var olması açıklıklarla olmuş. İşte 4.3'lerden başlamış, bazen 0.9'lara 1'lere inmiş ve tekrar yukarıya çıkmış. Şu anda %17 kadın temsilci milletvekili. Dünya ortalaması %21 gibi hiç kötü bir noktada da değiliz. Hakikaten son 20 yıl, 30 yıl içerisinde kadınlar hem ticarette hem karar alma noktalarını özellikle akademi noktasında istediğimiz noktalarda. Dolayısıyla biz bu eğitim ve fırsat eşitliğini her yerde oluşturuyoruz. Bir çalışma ziyareti yapmıştık Gaziantep'e ve Urfa'ya. Küçücük okullarda insanların, çocukların muhteşem bir şekilde kod yazdığını görüyorsunuz. Telefonlara kod yazıyorlar. Gidiyorsunuz Urfa'da bir üniversitenin içerisinde işte NASA ile eş zamanlı bir proje çalıştıklarını görüyorsunuz. 9 yaşından 20 yaşına kadar üniversite öğrencilerinin. Dolayısıyla Doğu ile Batı arasındaki fark da aslında bu dijitalleşen, globalleşen dünya içerisinde hem ne yapıyor? Yaklaştırıyor hem de fırsat eşitliği sağladı. Nasıl biz bugün eğitim herkesin evine eşit şekilde internet üzerinden ulaşabiliyor. EBA programı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem ailelere hem öğrencilere yaptığı çalışmalar üzerinden. Biz de orada bir fırsat eşitliği yakaladık. Herkes eşit bir eğitim sistemini, eşit eğitim alabiliyor. Ama dijital dünyanın da önümüzdeki dünya içerisinde çok yer alacağını öngörerek biz zaten bunu 11. Kalkınma Planı içerisine koymuştuk. Ve o noktalarda bu koyduğumuz maddeler üzerinde çalışmaya, geliştirmeye ve bu noktada politikalar ve gerekirse kanun noktasında kanun yapmaya çalışmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bununla ilgili birkaç soru daha olacak size ama evet. Önce tekrar bir Pertevniyeli arzu ederseniz dönelim. Ben çok merak ediyorum. Pertevniyel Lisesi'nde okuduğunuz yıllarda öğretmenlerle, öğrencilerle güzel birkaç anınız vardır hatırınızda diye düşünüyorum. Bir tebessüm olması için bayram gününde anlatabilir misiniz? Valla ben sınıfın ne diyelim ön tarafında oturan hani biliyorsunuz dersi dinlerdi. Ada gezilerimiz olurdu ve arkadaş hukuku içerisinde biz ada gezilerine katılabiliyorduk. Birlikte gidiyorduk ve orada da anılarımız var. Hakikaten biz her şeyi zamanında bir mahalle kültürü içerisinde yaşadığımıza inanıyoruz. Arkadaşlıkları her zaman için ön planda tuttuğumuz için de gayet güzel konuşmalar da yaptık. Aklıma gelen bu ama bir şey daha var. Şimdi biliyorsunuz bizim okulumuz tam gündü.
Şimdi yarım gün olduktan sonra izin alabiliyorduk ve gidebiliyorduk müdür yardımcısına. Şimdi herkes okulu kırmak anlamında bir şey yapardı. Ben okulu kırmazdım, açardım. İznimi alırdım, bir de babama haber verirdim. Ben sinemaya gideceğim, haberin olsun. Benim bütün şeyim bu kadar. Okul ve sinema olarak değerlendirebiliriz öğrenci. O kadar, evet. Sonuçtan da bir öğrenciydiniz. Not ortalamanız yüksek miydi mezun olurken? Zannediyorum yüksekti yani. 85 gibiydi veya 87 gibiydi diye hatırlıyorum. Şunu merak ediyorum. Türk Dili Edebiyatı'nı özellikle mi tercih ettiniz Canan Hanım? Tercih şuydu aslında. Farklı bir hukuku seçmek istemiştim. Ama o zaman aile şirketinde çalışmam gerekiyordu. Benim için de kaçak yol şuydu. Eğer ben edebiyat okusaydım, okuyup da üniversitede kalmış olsaydım, üniversitede kalacaktım. Ben de edebiyatı seçerek yazılarım da ve şiirlerim de ödül kazandım. İşte edebiyatı seçersem üniversitede kalırım ve aile şirketinden uzak kalırım diye düşünmüştüm ama olmadı. Üçüncü sınıfta aile şirketine dönmek zorunda kaldım. Ve uzun yıllar aile şirketinde de çalıştınız. Özgeçmişinize baktığımda gördüğünüz birçok alanda tecrübeniz var aslında. Bu da muhtemelen şu andaki görevlerinize yansıyor. Tekrar şeye dönmek isterim ben. Eğitimde fırsat eşliğine tabii. Şimdi burada pertevniyalli bireylerimiz de bizi dinliyorlar. Anne baba çok var bizi dinleyenlerde. Tabii çocuktaki cevheri çıkarmak, bulmak da önemli. İster büyük şehirlerde yaşasın, imkanı olan ebeveynler olsun, ister doğuda daha az gelişmiş, daha dezavantajlı bölgede yaşasın çocuklar. O çocukların içindeki cevheri bulup çıkarmak lazım. Anne babalara nasıl bir yönlendirme, nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Benim için söyleyeceğiniz şeyler kıymetli ve velilerimiz için. Hakikaten Allah herkese yapabileceği bir kabiliyet vermiş. Çocuktaki onu bulabilmek önemli. Önce mutlu insan olması, sonra mesleğinin olması. Mutsuz, iyi bir mesleği var ama mutsuz. İyi bir mesleği var ama orada başarı sağlayamıyor çünkü içselleştiremiyor. Bunun yerine herkes doktor mühendis olmayacak. Belki bir kısmı sanatçı olacak. Belki bir kısmı başka bir kanalda, başka bir yerde olacak. Ben edebiyat bölümünü okudum ama sonra kalktım gittim işletme üzerine yüksek lisans yaptım. Hem Türkçesini hem İngilizcesi iş dünyasına girdiğim için. Daha sonra da siyaset devam ederken küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler üzerine yüksek lisans yapmak durumunda kaldım. Dolayısıyla herkes bulunduğu yerdeki ve mutlu olduğu mesleğini seçtikten sonra, hayat şartları değiştikten sonra da okumaya devam ediyor. Artık hayat boyu okuma, hayat boyu kendini geliştirmek mümkün. Benim abim şu anda 61-62 yaşında üniversite okuyor tekrar. Dolayısıyla biz anne babaları da söylüyorum. Kimsenin içinde bir ukde kalmasın. Herkes yapabileceği bir şey var. Onu keşfetsin ve o keşifin arkasından mutlu olarak gitsin. Önce insan, sonra meslek sahibi, sonra da topluma faydalı bir birey olmasını bekliyoruz açıkçası. Hep insana vurgu yaptınız. Hani eğitim bir ikinci bir aşama ama önce insan olmak, sonra da iyi bir eğitim almak, sonra da aslında topluma faydalı olacak kişiler yetiştirmek ana amaç. Şunu da soracağım size. Erişkin eğitimi de bence çok önemli. Yani üniversite eğitimi, bilim yapmak ama şimdi bilim yapacak insanların da bir ailesi var. Yani ailelerin teşviği, yönlendirmesi de çok çok önemli burada. Erişkin kişinin vizyonunu da genişletmek lazım. Türkiye'nin hangi bölgesinde yaşıyorsak yaşalım. Gidip insanlara dokunmak herhalde önemli. Ben de bir dönem erişkin eğitimleri çok verdim. Erişkinlerimiz eğitime çok açık ama imkanı erişimleri kısıtlı. Burada neler yapıyorsunuz anneler, babalar için? Bilim yapacak çocukların anneleri onlar çünkü. Buralardaki çalışmalarınızı da merak ediyorum. Bakıyoruz. Doğu'da en ucra yerdeki bile kadının 40 yaşında veya erkeğin kalkıp ikinci, üçüncü üniversitesini okuduğunu görüyoruz. 81 ilde üniversitelerin olması avantaj ve insanlar artık eğitime ister internet üzerinden, ister üniversitelerde veya ikinci öğretim olarak erişebiliyor. Büyük bir mutluluk. Annenin ve babanın da bizlerin de yaşarken kendimizi geliştirip ve bunu bu noktada ben bu eğitimleri aldım diye değil, her gün dünya değişiyor. Dijital çağ içerisinde doğru bilgiler kadar yanlış bilgiler de var ama doğrusunu seçerek, seçici olarak bu noktada bizim de kendimizi yenilememiz gerektiği ortaya çıkıyor. Ara ara aldığımız eğitimlerle, ara ara gittiğimiz seminerlerle de biz bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü kaldığımız noktada devam edersek
dünyanın hızla değiştiği bir yerde biz geriye doğru gidelim. Onun için kendimizi yenilemeye ihtiyacımız her yerde var. Teşekkürler. İş hayatınızda edindiğiniz üç temel prensip nedir? Hem öğrencilere, okuyan öğrenciler takip ediyor, hem veliler, hem bütün pertevniyallilere bir açılım olur. Nerede olursanız olun, hangi görev olursa olsun önemsemek. Peki yapabileceğinizin en iyisini yapmak, kim ne yapıyorla ilgilenmemek ama yapmak istediğiniz noktalarda inandığınız her şeyin de arkasından sonuna kadar gitmek ve sabırlı ve sebatkar olmak. Yani ısrarcı olmak diyeceğim. Çünkü biz nerede olursa olsun en aşağı yani ne diyelim ben iş dünyasında çok böyle hani alt seviyelerden başlayarak başladım. Ama sonuç olarak her yerde o görevi önemseyerek sonuna kadar da görev bilinci ve ciddiyeti içerisinde tamamladım. Bunu da severek yaptığımı düşünüyorum. En sonunda insan başını yastığa koyduğunda gönül rahatlığıyla neler yaptım diye düşündüğü zaman vicdanen rahat oluyor bence. Bir de değerli Canan Hanım, gönüllülük kavramı da çok önemli herhalde. Bir açılım olması için onu da soracağım size. Şimdi biz pertevniyal liseliler dernekte gönüllü çalışıyoruz. Hep gönüllü yapıyoruz bütün bu organizasyonları. Tabii hayatın her alanında, yani sadece lisemize hizmet etmek için değil, tüm insanlığa, topluma, tabii korona günlerinde de gönüllü çalışmanın önemini, evet, ne kadar çok kişiye ulaşıldı, temas edildi, yaşlılar başta olmak üzere, sağlık çalışanları. Ben hani hepimiz için, kaç yaşında olursak olalım, gönüllü çalışmanın arttığı bir dünya ve Türkiye bekliyorum aslında. Tüm insanlara ancak böyle dokunabiliriz. Bu konuda da birkaç motive edici şey söyler misiniz? Tabii gönüllü çalışmaların suistimal edilmediği de bir dünya hayal ediyoruz. Çünkü maalesef gönüllülük kavramını bazen nereye çekseniz oraya gidebiliyor değerli Canan Hanım. Ne söylersiniz? Hakikaten bu dünya ve Covid günleri bize şunu gösterdi ki bu benim problemim değil demek bir anlamı yok. Bu dünya bir problem varsa hepimizin problemi. Komşuda yangın çıktıysa komşuda yangın var anlamı değil. Komşudaki yangının her an, her dakika başka yere de sıçrayabileceğini bilmek. Artık o sınırların sanal sınırlar olduğunu görüyoruz. Hem internetin dünyayı hızla dolaştığı bir dönemde hem de bu dünya düzeni içerisinde gönüllülüğün ortaya çıktığını gördük. Hem vefa destek grupları, TK'larımızın, herkesin elinden geleni sonuna kadar yaptığını, aynı apartmanda oturup da birbiriyle yıllardır görüşmeyen, sadece selamlaşan insanların bile markete giderken birbirlerinin kapısını tıklatıp komşuluk ilişkilerinin yeniden keşfedildiği, ufacık bir toprak alanının ekilip biçildiği, bir yeşil alanın kıymetinin ne olduğunu ve biz insanlara baktığımız zaman STK'lar noktasında, gönüllü çalışmalar noktasında aslında bunun Amerika'da gönüllü çalışmanın %70 olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de gönüllü çalışmalar vardı ama daha organize ve daha etkin olarak bu çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla bugünler bize dayanışmanın, bir arada olmanın ve yardımlaşmanın önemini ortaya çıkardı. Ne olursa olsun COVID, zengin veya fakir, işte imkanı, makamı ne olursa olsun insanları etkilediğini ortaya koydu. Sadece bu iş sadece maddi değil, manevi olarak da komşularımızı açıp bir şeye ihtiyacınız var mı? Oradaki 65 yaş üzerindeki ablamızı ne yapıyorsun, bir şeye ihtiyacınız var mı, keyfiniz nasıl, sağlığınız nasıl? Birbirimizden daha çok haberdar olduğumuz, haber aldığımız bir döneme geldi. Dünya bu anlamda birbiriyle dayanışmadan bu krizden çıkabilmesi imkansız bir dünya haline geldi. Dolayısıyla işte göçmenler senin sorunun ama benim değil. Hayır, artık bu bir insanlık sorunu ama hepimizin sorunu ve hepimizin çözüm bulması gereken bir sorun. Dünyanın neresinde bir sorun varsa bütün devletlerin bir araya gelerek, dayanışarak bir arada karar vermesi gereken bir konu. X ülkede bir aşı bulunduğu zaman o ülkenin değil, insanın malı olması gereken bir sonuca gidecek. Bu Covid günlerinden örnek vererek söylüyorum. Dolayısıyla insanların birbirinden daha çok haberdar olduğu, insanlığımızı yeniden keşfettiğimiz, biraz durup dinlenip insan ilişkilerin daha önem kazandığı bir dünyaya doğru gittiğimize inanıyorum. Çok güzel söylediniz. Benim de mesleki tecrübelerimden, hayat tecrübemden, okuduğum alandan zaten karşı tarafa iyilik yapmak bizi de iyi kılan, mutlu, huzurlu olan bir şey. Hayatın evet, amaçlarından biridir. Bunu desteklediğimiz, bunu yücelten bir aslında pertevniyal lisesi ve mezun anlayışını da daha çok yaygınlaşmasını istiyoruz. Yavaş yavaş sonuna geldik Canan Hanım. Tüm camiaya,
hocalarımıza, mezunlarımıza mesajlarınız neler? Yine aklınıza gelen birkaç ekleyeceğiniz şey varsa alalım yayını tamamlarken. Hakikaten belki öğrenim gördüğümüzde teşekkür edemediğimiz hocalarımıza ben minnettarlığımı, teşekkürümü iletmek istiyorum. Hakikaten hem rol model olarak da, insan olarak da, birey olarak da yetişmemizde bize örnek oldukları için de hepsine teşekkür ediyorum ve arkadaşlığımızın bunca yıl sürmesinin sebeplerinden birisinde bizim bu kaynaşmamızda ön ayak olan hocalarımızın ve hala birbirimizin yüzüne bakabilecek sevgi ve saygıyı devam ettiriyor olmamızın 30 yıl sonra dahi kaldığımız yerde bu pertemiyen ruhunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Hepsine minnettarlığımı tekrar dile getirmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz Canan Hanım. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Size de çalışmalarınıza kolaylıklar dileyelim. Tekrar söyleyelim kapatmadan. Canan Hanım Pertemiyen Lisesi'nden hem dönem mezunları hem de diğer mezunlarla etkileşimi olan bir insan. Pertemiyen Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin düzenlediği pilav günlerine dönem dönem katılıyorsunuz. Yani sıkı bağlarınız Pertemiyen'le devam ediyor. Yeni yeni mezunlarımızı da örnek olmasını diliyoruz. Çok teşekkürler Canan Hanım. Teşekkürler, sağ olasınız. İyi bayramlar. Bayramlar diliyoruz.